Bismillahirrahmanirrahim. Kalplerin Keşfi kitabından 17. bölüm. Emanet ve Tevbe. Muhammed bin Münkedir'den rivayet olunduğuna göre o, babasının şöyle dediğini işitmiştir. Süfyan es-Sevri, tavaf ederken her adım başında peygamberimize salavat getiren bir adam görür ve ona şöyle der. Be adam, sen tesbih ve tahlili bırakıp kendini tamamen peygamberimize salavat getirmeye vermişsin. Bu hususta bildiğin bir şey mi var? Adam, Allah günahını bağışlasın sen kimsin deyince de ben Süfyan-ı Sevri'yim demiştir. Bunun üzerine adam Süfyan'a şunları söylemiştir. Eğer sen zamanın en büyük zahidi olmasaydın sana bunları anlatmaz, seni sırrıma ortak etmezdim. Bir keresinde babamla birlikte hac etmek için yola çıkmıştık. Konak yerlerinden birinde babam hastalandı. Yolculuktan geri kalarak onunla ilgilendim. Fakat sonunda öldü. Ruhunu teslim edince yüzü siyahlaştı. Ben dehşete kapılarak şüphesiz biz Allah içiniz ve ona döneceğiz dedim ve yüzünü örttüm. Bu sırada göz kapaklarım ağırlaştı ve uyku bastı. Üzgün bir haleti ruhiye ile uykuya daldım. Rüyamda bu kadar güzel yüzleşme, bu kadar temiz giyimlisini, bu kadar hoş kokulusunu hayatta görmediğim birisini gördüm. Ağır adımlarla yürüyerek babamın yanına geldi. Kefeni yüzünden kaldırıp avucunu yüzüne sürer sürmez babamın yüzü parlayıverdi. Sonra kalkıp giderken elbisesinden tutarak ''Ey Allah'ın kulu, sen kimsin? Bu gurbet elde Allah seni babama ihsan etti, seni nimete vasıta kılmıştır.'' diye sordum. Bana şöyle dedi, ''Beni tanımadın mı? Ben Abdullah oğlu, Kur'an'ın sahibi Muhammed'im. Bu baban günahkar biriydi fakat bana çok salavat getirirdi. Ölürken başına bu hal gelince benden imdat istedi. Ben ise üzerime salavat getirenlerin imdadına koşarım.'' Bu sırada uyandım ve baktığımda babamın yüzü beyazlanmış olduğunu gördüm. Bir rivayette Amr bir dinar Resulullah'ın şöyle buyurduğunu bildirmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Bana salavat getirmeyi unutanlar cennetin yolunu bulamazlar. Bilmelisin ki emanet kelimesi emin mastarından türemiştir. Çünkü bu sıfatın varlığı haksızlığın önlenmesini güven altına alan anlamına gelmektedir. Bunun zıttı ise hiyanet yani hainliktir ki bu havm mastarından türeyip eksiklik anlamına gelmektedir. Çünkü birine herhangi bir hususta hainlik edilirken o şeyden ona bir eksiklik, bir yetersizlik gösterilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Hile yapanlar, aldatanlar ve emanete hiyanet edenler cehennemliktir. Bu sıfatları taşıyanlar cehenneme girecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlar ile münasebet kurup onların hakkını yemeyenler, başkaları ile konuşup onlara yalan söylemeyenler, mertliği, kemale erdiren adalete bağlılığı ortaya koyan ve kardeşlik duyguları olgunlaşmış kimseler, cehennemden kurtulmuş ve necip olmuş kimselerdir. Bir gün bir çöl bedevisi, bir kavmi şu sözlerle methetmiştir. Emanete saygı hakkında son derece titizdirler. Kendilerine teslim edilmiş olan hiçbir vazifede haktan ayrılmazlar. Hiçbir Müslümanın temel haklarından birini çiğnemezler. Onların omuzlarında hiç kimsenin mesuliyeti kalmaz. Onlar ümmetlerin en hayırlısıdır. Ben de derim ki, çöl bedevisinin övdüğü bu çeşit kimsenin soyu kurumuştur. Biz şimdi bu zamanda sadece insan şeklinde kurtlar görüyoruz. Nitekim şair bu hususu şöyle dile getirir. Mert ve soyluları nerede dost bulabilsin? Çok azı hariç bu insanlar olmuştur. Vücutları elbiseye bürünmüş birer kurttur. Diğer bir şair ise yok artık kaybettikleri zaman haklarını denenler. Keşke beldeler ve üzerindekiler yarın geçseydi de o ölmeseydi. Hazreti Huzeyfe'den rivayete göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gün gelecek, güven öylesine ortadan kalkacak ki insanlar birbiriyle alışveriş yapacaklar fakat hiçbiri emaneti korumaya yanaşmayacak ve filan oğulları arasında güvenilecek biri var diye konuşulacaktır. Bilesin ki günahlardan tevbe etmek hem ayet ve hem de hadisler ile farz kılınmıştır. Bunu teyit eden ayette şöyle buyurulmuştur. Ey iman edenler! Hepiniz Allah'a tevbe ediniz. Umulur ki iflah olursunuz. Nur suresi 31. ayet. Bu ayet kayıtsız şartsız bütün müminleri kapsamaktadır. Yine Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Günahlardan nasuh tevbesiyle tevbe edin. Hiç şüphesiz Rabbiniz kusurlarınızı örter,
ve sizi zeminden ırmaklar akan cennete koyar. O gün Allah peygamberiyle iman edip onunla beraber onları mahzun etmeyecek. Bu kimselerin nurları sağlarında ve önlerinde koşacak. Onlar, ey Rabbimiz nurumuzu tamamla, günahlarımızı bağışla, hiç şüphesiz sen her şeye kadirsin. Tahrim suresi 8. ayet. Ayette geçen nasuh sıfatı sırf Allah rızası için olan her türlü lekeden uzak olan demektir. Nus, mastarından türemiştir. Tevbenin faziletine delalet eder. Yine bir ayette, şüphesiz Allah sık sık tevbe edenleri ve tertemiz olanları sever. Bakara suresi 22. ayet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de günahlarından tevbe eden Allah'ın sevdiği kimsedir. Diğer bir hadisinde Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, günahlarından tevbe eden kimse hiç günah olmayan kimse gibidir buyurmuştur. Yüce Allah, mümin kulunun günahlarından tevbe etmesinden şu durumda olan adamdan daha çok sevinir. Adam tehlikeli bir çölde konaklamıştır. Yanında yiyecek ve içeceğini taşıyan bineği vardır. Başını yere koyarak bir müddet uyur. Uyandığında görür ki bineği gitmiş. Onu aramaya başlar. Fakat uzun dolaşmalardan dolayı açlık ve susuzluğun yanında daha nice sıkıntılara maruz kalmış ve artık iyice sıkıntıya girmiştir. Kendi kendine konak yerine dönüp yatıp uyuyayım da öyle öleyim der. Konak yerine varıp yere çöker, başını dizlerine dayar ve öleyim diye uyur. Fakat uyanınca binek hayvanını yanında görür. Yiyecek ve içeceği de hayvanın yanı başındadır. İşte Yüce Allah tevbe eden kulu için karşısında binek hayvanını hiç ummadığı bir anda buluveren bu yol yolcusunun duyduğu sevinçten daha şiddetli bir sevinçle sevinir. Hazreti Hasan'dan şöyle rivayet olunmuştur. Hazreti Adem aleyhisselam kusurundan tevbe edip de tevbesi kabul edilince melekler kendisini tebrik ettiler. Cebrail ve Mikail yanına inerek, ey Adem, gözün aydın, Allah tevbeni kabul etti dediler. Hazreti Adem Cebrail'e, ey Cebrail, tevbem kabul edildiğine göre bundan sonraki durumumu öğrenmek istiyorum dedi. Bunun üzerine Yüce Allah vahiy ile Hazreti Adem'e şunları bildirdi. Ey Adem, soyundan gelenlere sıkıntı ve kederi miras bırakıyorsun. Ben de onlara tevbeyi miras sayıyorum. Onlar içinde hangisi bana dua ederse, senin dileğini nasıl yerine getirdimse, onların dualarını da öylece kabul ederim. Kim benden günahlarının bağışlanmasını isterse, bağışlamamı onlardan esirgemem. Çünkü ben bana el açanların en yakını ve dileklerinin karşılayıcısıyım. Günahlardan tevbe edenleri, duaları kabul edilmiş, sevinçli ve güler yüzlü olarak kabirlerinden çıkararak mahşere yolcu ederim. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Güneş batıdan doğuncaya yani kıyamete kadar Yüce Allah gece günah işleyenleri gündüz, gündüz günah işleyenleri de geceliğin elini uzatır. Bu hadiste geçen el uzatmak ifadesi tevbe etmelerini istemekten kinayedir. İsteyen kabul edenden daha az mana taşır. Çünkü nice kabul eden vardır ki istemezler. Oysa isteyen mutlaka kabul eder. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde üst üste yığılsa da göğe yükselecek seviyede günah işlemiş olsanız, sonra da yaptıklarınıza tevbe eder, pişmanlık duyarsanız, kuvvetle ümit edin ki Allah tevbenizi kabul eder buyurulmuştur. Diğer bir hadiste ise kul günah işler ve o günahla cennete girer. Bu nasıl olur ya Resulallah denilince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem göz açıp kapayana kadar günahından uzaklaşarak hemen tevbe eder ve böylece cennete gider buyurdular. Başka bir hadiste de Resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur. Günahın kefareti pişmanlıktır. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahlardan tevbe edenler günahsız gibidirler buyurmuştur. Rivayete göre Allah-u Teala şeytanı katından kovduğu zaman İblis Allah'tan uzun ömür istemiştir. Allah da onun dileğini kabul ederek ona kıyamete kadar ömür tanımıştır. Bunun üzerine İblis Allah'a şöyle demiştir. İzzetin ve celalin hakkı için canlı kaldıkça Ademoğlunun kalbinden çıkmam. Buna karşılık Cenab-ı Hak şeytana izzet ve cemalem hakkı için can tende durdukça ben de onların tevbesini reddetmem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Suyun kiri yıkayıp gidermesi gibi iyilikler de kötülükleri giderir. Said bin Müseyyib'in bildirdiğine göre şüphesiz ki o günahlardan dönenleri affedicidir ayeti günahlarına tevbe ettikten sonra tevbelerini bozarak
tekrar günah işleyen bir kimse hakkında inmiştir. İbn Abbas'ın şöyle dediği rivayet olunmuştur. Nice tevbekar kimseler vardır ki tevbe ettiğini zannederek Allah'ın huzuruna gelirler. Oysa gerçekte tevbe etmiş değildirler. Çünkü onlar tevbenin aşağıdaki şartlarını yerine getirmemişlerdir. 1. Pişmanlık duygusu. 2. Terk ettiği günahı bir daha işlememe yönündeki kararlılık. 3. Üzerindeki kul haklarından helallik alarak kurtulmak. 4. Şayet kul hakkından helallik almak mümkün değilse, tevbe edenin gerek kendi hesabına, gerekse hakkını gasp ettiği kimsenin namına Allah'tan çok mağfiret dilemesi. Böylelikle umulur ki Allah haksızlığa uğrayanların kendisinden hoşnut olmasını sağlar. Günahları unutmak ise başlıca musibetlerdendir. Bu duruma göre aklı başında olanlar herkesle helalleşmeli, kendini daima hesaba çekmelidir. Şair ne güzel söylemiştir. Günahlarını unutma, geçmiştekileri hatırla. Ölmeden önce Allah'a tevbe et ve yenisinden kendini alıkoy. Ey asi, itiraf edeceksen günahını itiraf et. Zünnûn el-Mısri şöyle demiştir. Allah'ın öyle kulları vardır ki kalp çiçeği diker gibi günah ağacı diktiler. Onları tevbe ile suladılar. Meyveleri pişmanlık ve hüzün oldu. Deli olmadıkları halde deliymiş gibi görünürler. Bilinenin dışında söylenerek mest olurlar. Bunlar Allah'ı ve Resulünü tanımayan tatlı ve düzgün sözlü kişilerdir. Sefa bardağından su içmişlerdir. Uzun süreli belalara katlanmak onların mizacıdır. Kalpleri melekut aleminde hayrete dalmış düşünceleri, ceburut kıvrımları arasında geçmiş, pişmanlık revaka altında gölgelenerek günah defterini okumuşlardır. Nefislerini acıya soymuşlar. Böylece vera merdivenine tırmanarak zühdün zirve noktasına ulaşmışlardır. Dünyanın ayrılık acısını tatmış, tatlı görmüşler, mezarın sertliğini yumuşak bulmuşlar. Neticede kurtuluş ipine ve selamet kulpuna tutunmaya başarmışlardır. Yükseklerde uçuşan ruhları naim bahçelerine konmuş ve hayat denizine dalmışlardır. Elem hendeklerini doldurmuşlar, azgın nefsin arzularının köprüsünü aşmışlardır. Böylece ilim vadisine inerek hikmet pınarından kana kana içmişlerdir. Zeka gemisine binmişler, selamet denizinde kurtuluş rüzgarıyla yelken açarak rahat bahçelerine, yücelik ve soyluluk kaynağına ulaşmışlardır. En iyisini Allah bilir.